için yanıyorum damadım Leyla Leyla. Kerem misalin arada böyle yarim böyle. Kerem misalin arada böyle yarim böyle. Sevda gitmiyor serde de amanın Leyla Leyla. Sevda gitmiyor serde de amanın Leyla Leyla. Düşürdün beni derde de böyle yarim böyle. Düşürdün beni derde de böyle yarim böyle. Zülüflerin dökülmüş de amanın. Başlarken izleyicileri hepinize merhabalar, günaydınlar. Bugün 26 Ocak Salı. Bugün ilk bölümde Engelsiz Uludağ konuşacağız. Engelsiz Uludağ neler yapar? Bunları konuşacağız. Uludağ Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, öğretim görevlisi Doktor Sıdıka Parlak bizimle birlikte olacak ilk bölümde. Hemen dönmek istiyorum. Günaydınlar, evet, Sıdıka Hanımcığım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hepinize günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ekranların başındaki konuklarımıza da hepsine günaydınlar. İyi çok günler. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. Bugün keyifli bir sohbet olacak. Engelsiz Uludağ konuşacağız. Evet, evet. Kısaca sizi tanıyalım dilerseniz başlangıç olarak. Sıdıka Parlak ismim. Öğretim görevlisi, doktor. Uludağ Üniversitesi'nde bir öğretim elemanıyım. Ve asli görevim bir akademisyen olmakla birlikte, derse girip ders anlatmak olmakla birlikte ikinci bir görevim de son 13 yıldır aslında engelli öğrenci biriminde koordinatörlük yapmak. Diyeyim, kısaca böyle söyleyeyim. Peki, Engelsiz Uludağ'dan bahsedelim o zaman. Ne zaman kuruldu, ne zaman faaliyete geçti ya da neler yapar? Tamam. Şimdi aslında resmi olarak kuruluşu 2006 yılına denk gelmiş oluyor. Ancak daha evvelde şahsen ben de ilgileniyordum bu alanla ama eminim ki bildiğim ve bilmediğimde birçok arkadaş zaten üniversitemizdeki engelli öğrencilerin yaşadıkları teknik sorunlarla ilgili çözüm arayışı içinde bulunuyorlardı, çalışıyorlardı ama resmen kuruluşumuz 2006 yılında olmuş oldu. 10 yıl geçmiş i̇şte aradan. 2016'nın evet, başındayız evet, bu 2006, sene. 2006, 2016. Peki şimdi dernek midir, öğrenci topluluğu mudur? Olur. Bence burada bir ince çizgi var. Evet, İsterseniz evet, ondan birazcık bahsedelim. Doğru, bahsedelim. Çünkü çoğunlukla da karıştırılıyor. Genellikle dernek olduğumuz düşünülüyor. Ya da üniversitemizde çok sayıda öğrenci topluluğu olduğu için 100'e yakın. Hı-hı. Öğrenci topluluklarıyla da karıştırıyorlar bizi. Ne derneğiz ne de bir öğrenci topluluğuyuz. Üniversitemiz organizasyon yapısı içerisinde bakacak olursak rektörlüğe bağlı Sağlık Kültür Daire Başkanlığı'nın içinde bir birimiz, resmi bir birimiz. Yani doğrudan rektörlüğe rapor sunan, daire başkanlığına ve rektörlüğe rapor sunan ve periyodik aralıklarda da YÖK'e rapor sunan resmi bir birimiz. Peki aslında şundan da bahsedelim istiyorum artık söz gelmişken bence tam da yeri. Hı hı. Nasıl öğrenciler size ulaşıyorlar? Süreç nasıl işliyor? Güzel. Başlangıcı ve bitişi. Hı 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 hı. Şöyle birimimiz tabii yıllar içerisinde biz de deneyimler kazandık. Başlangıçta bu şekilde çalışmıyorduk ama son geldiğimiz nokta açısından bakacak olursak birimimizin hizmet verme süreci şöyle başlıyor. Artık tabii teknolojinin bu ulaştığı bu çağda öğrencilerimiz üniversiteye kazandıkları zaman kayıtlarını büyük çoğunlukla online, elektronik ortamda yapıyorlar.
bu online kayıt sırasında kendilerine bir soru soruluyor. Diyoruz ki işte üniversitemize hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Üniversitemizde eğitim sürdüreceğiniz bu aşamada bizden isteyeceğiniz özel destekler olabilir mi? Şu 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 sebeplerle derken orada aslında bir şekilde engelliliğin tanımını da vermiş oluyoruz. Görme azlığının sebebiyle, bedensel eksiklikler sebebiyle bir de özel bir desteğe ihtiyacınız olacak mı dediğimizde birey kaydını yaptıran kişi o soruya verdiği cevapla aslında bizim kaydımıza girmiş oluyor. Bu soruya cevap vermek kişinin isteğine bağlı. Bir zorlama yok. Hani o soruyu cevaplamadan da geçebilir. Cevap verdiği zaman isteyerek bu cevabı veriyorsa bilgi işlemde bir kaydı olmuş oluyor. Kayıt dönemi kapandıktan sonra biz bilgi işlem dairesinden bu öğrencilerin dökümünü alıyoruz. Takdir edersiniz ki çok büyük bir üniversite. 50-60 bin kişilik yani sayımız her gün artıyor. Ve fakülte sayımız da öyle dehşet. Aynı zamanda yüksekokul sayımız da var. Dolayısıyla gelen her öğrenci her bölüme gelmiş olmuyor. Çok farklı bölümlerde, farklı fakültelerde ya da yüksekokullarda olmuş oluyor ama bu kendilerine verdiği bu bilgiyle döküme kayda girmiş oluyorlar. Biz de birim olarak bu dökümü alıyoruz bilgi işlem dairemizden. Sonra da bu öğrencilerimizin hangi fakültede, hangi eğitim birimde görüyorsa. Eğitim görüyorsa isimlerine özel gizli bir zarfla bir mektup yazıyoruz. Bu mektubun içine de merhaba, hoş geldin. İşte hani sizin verdiğiniz bilgiyle size ulaştık. Eğitim hayatınızda zorlanacağınızı düşündünüz. Şu 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 desteklere ihtiyacınız varsa lütfen bize ulaşın. Biz buradayız diyorsunuz. Biz buradayız diyoruz, evet. Ve bir de broşürümüzü koyuyoruz. Orada açık adresimizi, bize nasıl ulaşacağını göreceği her türlü bilgi var. Bu kişiye özel ve kapalı zarfla direkt o kişiye bir mektup gitmiş oluyor. Zaman içerisinde bu yönteme ulaştık. Kişi bu mektubu aldığında yine bizim ofisimize gelip gelmeme kendi iradesine kalmış bir şey. Hiçbir zorlama yok. Mektubu aldığı halde ya da bilgisini verdiği halde ofisimize hiç gelmeyen öğrenci de oluyor. Ya da 4 yıl bizde eğitim almış, 4. sınıfa gelmiş mezuniyet noktasında ta 4. sınıfta bizimle tanışan öğrenciler de oluyor. Ama bütün bunların hiçbirine eleştirel bakmamak lazım. Kişinin kendi hakkıdır bu. Kendi özgürlüğü çerçevesinde bir konudur. Gelip eğer bize diyorsa ki merhaba ben şu şu konularda desteğe ihtiyacım var. Biz de o destek sürecini başlatıyoruz. Sorunu tam iyi anlamaya çalışıyoruz. Ne konuda nasıl bir desteğe ihtiyacı var? Çoğunlukla zaten hedefimiz de öncelikle eğitim konusunda bir eğitim yaşamıyla ilgili zorlandığı konuları ortaya koymak ve buna bir çözüm geliştirmek. O sorunu iyi anlamaya çalışıyoruz. Nasıl çözülebilir konusunda da kendisinden de fikir alıyoruz, önerilerini alıyoruz. Sonra da bulunduğu, okuduğu bölümdeki akademisyen arkadaşlarla temasa geçiyoruz ve özellikle de bir malzeme geliştirme noktasında ise sorun, doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz. Doğru, akıl yoluyla, bilim yoluyla ve de sürdürülebilirliği olan çözümleri öneriyoruz ve kendisine sunuyoruz. Ve o istediği sürece de öğrencimiz istediği sürece onu izliyoruz ve iş birliğimiz, bu gönül birliğimiz ya da her konudaki dayanışmamız devam ediyor. Hatta zaman geliyor biz o öğrenciden tecrübeleri anlamda ofise geri bildirimlerini aktararak biz de deneyimlenmiş oluyoruz, besleniyoruz kendisinin geri bildirimlerinden. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı? Kendimizi de geliştirme şansı oluyor. Öğrencimiz mezun olsa bile bizim aradaki o işbirliğinin ötesindeki gönül bağımız öğrencimiz istediği sürece, o kişi istediği sürece bitmiyor, kopmuyor. Çoğunlukla da bizden mezun olan öğrencimize de biz onlar da kabul ederlerse danışmanlık unvanı veriyoruz onlara. Çok güzel. Ve bizden mezun olsalar da biz onların staj aşamasında da bizden destek isterlerse özel yerlere, daha korumalı yerlere, onların özel gereksinimine uygun yerlere staja yerleştiriyoruz. Mezun olduktan sonra istihdam gibi tabii ciddi bir sorun var. O noktada da yine desteğimizi esirgemiyoruz.
nihayet kendileri de refaha, feraha erdikten sonra bize de ofisimize sahip olmalarını bekliyoruz. Ama yine hepsi onların isteklerine bağlı. Orada, o aşamada da yine biz onların tecrübelerinden, bulundukları konum itibariyle bize verecekleri her türlü destekten yararlanmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Baştan geri bildirimlerde bu konuda çok önemli bir materyal diyebiliriz, kazanım tabii diyebiliriz. Kesinlikle. Biz bu işi devamlı yapacağımıza göre diyoruz. Ne yaptık? Artılarımız, eksilerimiz, eksikliklerimiz nerede? Böyle birbirini içinde de besleyen güzel bir döngü var. Döngü var. Yaratmaya çalıştık. Bunu da böyle de sürdürmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Diğer kurumlardan sizi ayıran özelliklere değinelim isteyeceğim ama çoğundan zannediyorum birazcık bahsettik. En azından amaçlar ve hedefler doğrultusunda. Diğer söz edeceğiniz durumlar var mıdır fark açısından fark diğer açısından kurumlarla aranızda? Çok teşekkür ediyorum. Doğru. Şimdi özel bir alanda çalışıyoruz aslında. Ancak bizimle bu alanda çalışan dolu kıyamet kişi ya da kuruluş var. Hepsine çok ayrı takdir ediyorum, tebrik ediyorum, kolaylıklar diliyorum hepsine. Tabii herkesin hani yoğurt yiyiş tarzı denir ya, siz bardağı şöyle tutarsınız, ben böyle tutarım. Dolayısıyla herkesin kendince bir tarzı var. Bu da çok doğal, çok normal bir şey. Uludağ Üniversitesi de işte bu 13 yılda, resmi olarak da yaklaşık 10 yıl içerisinde kendi tarzını ister istemez oluşturdu. Ona katkıda bulunan her değerli arkadaşım bir şey kattı, getirdi. Bugün böyle olduk. Bu ileride de tabii ki değişmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Her gün biz de bir şeyler öğrenip değiştiriyoruz kendimizi. Ama bugünkü tarzımızla belki bizi diğer kişi ya da kuruluştan ne kadar ayırıyor bilmiyorum ama elbette ilkelerimiz olmak zorunda, var ve geliştiriyoruz. Şöyle ki, hani öncelikle kişilerin bize, ofisimize başvuru noktasında kişileri hiçbir şekilde zorlamıyoruz. Ve kişilik özlük haklarına saygı duyuyoruz. Bu anlamda da tüm bilgilerini ondan istemedikçe kimseyle paylaşmıyoruz. Bunun ötesinde hiçbir şekilde birim çalışmalarında doğrudan parayla ilgili, yani bir para döngüsü girişi yardım çıkışı vesaire yaratacak hiçbir işe girmiyoruz. Hiçbir şekilde para kazanmak için bir iş yapmıyoruz. Elbet parasız işler olmuyor, her iş parayla oluyor ama bizim birimimizde hiçbir iş sonuçta bir para kazanmaya dönük olmuyor. Ofisimize de hiçbir şekilde bir para girmiyor. Buna çok özen gösteriyoruz. Belki bizi ister istemez diğer kurumlardan ayıran bir şey olabilir bu. Hassasiyetimiz bu konuda. Her olumlu çabaya çok açığız. Her olumlu katkıya çok açığız. Ve gönüllülükle iş yapıyoruz. Ne ki şunu da söylemem lazım, gönüllü arkadaşlarımızı da sömürmüyoruz. Mutlaka takdir, teşekkür ediyoruz, onore ediyoruz. Kendimizce bir yöntemimiz var. Her yılın sonunda bir törenimiz oluyor bizim. Her akademik yılın sonunda en gönüllüler ödül töreni diye. Ne kadar güzel. Bu tüm üniversitenin katılımına açık. Sağ olsunlar, her zaman da üst yönetimin katılımıyla tabii orada ağırlığını, yerini buluyor. Başta rektör hocamız olmak üzere rektör yardımcılarımız, daire başkanlarımız o ortama daha tabii bir ağırlık, ciddiyet de kazandırmış oluyorlar. Onore ediyorlar tabii ortamı ve kişileri. Onların imzalarıyla güzel anı belgeleri, ufak çapta da olsa sembolik hediyelerimizle, plaketlerimizle bize katkıda bulunan, emeği geçen projelerimizde özellikle gönüllü arkadaşlarımızı ayakta alkışlıyoruz. Çok güzel. Ödüllendiriyoruz. Bu şekilde belki bizi farklı kılan böyle bir kendimizce yoğurt yiyişimiz var diyebilirim. Peki. Aslında az evvel siz de söz içine geçirdiniz. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde misiniz? Bunu da çok merak ediyorum. Evet. Ne tür projeler yaptınız? Belki örneklerle bizlere ve izleyenlerimize biraz somut olarak sunmuş olursak çok daha da pekişir diye düşünüyorum. Çok da isterim. Teşekkür ederim tekrar bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi tabii bir kere kentin bir paydaşı olarak kentteki diğer kurumlarla, kuruluşlarla işbirliği yapmamak çok büyük hata olurdu. Hiçbir kurum, kişi yaşayamaz sanırım ki. Biz de Bursa'mızın önemli paydaşlarından biri olarak, üniversite olarak, kentimizin diğer önemli paydaşlarıyla kurumsal anlamda, bunlar kamu kurumları da oluyor,
tabii ki yerel yönetimler anlamında, başta valiliğimiz olmak üzere, büyükşehir belediyemiz olmak üzere bağlı tüm belediye ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler, hatta özel sektör temsilcileriyle gerçekten yıllar içerisinde de geniş bir network'ümüz oluştu. Bu tabii çok büyük avantaj sağlıyor bizlere, çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Bir kere deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bir araya geldiğimizde tek başımıza yapamayacağımız işleri çok daha kolay yapıyoruz. Hani tekrar tekrar aynı sıfırdan bir şeyleri bulmak, icat etmek zorunda kalmıyoruz. O bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Ve de tabii ki herkes bir işin bir ucundan tutunca eksik parçanızı başka bir taraftan tamamlamış oluyorsunuz bazen. O güç birliğiyle sinerji yaratıyoruz. Ve büyük, daha büyük, daha güzel işler yapmış oluyoruz. Dolayısıyla yıllardır, yani ben de burada teşekkürlerimi de iletmiş olayım bu soru vasıtasıyla, bu alanda, kentimizde bu alanda çalışan, katkıda bulunan, küçücük bile olsa katkıda bulunan herkese teşekkür etmiş olayım. En güzel böyle sözde işler aslında yapıyoruz. Lafınızı bağla kesmiş olayım. Bir elin nesi var, işte birçok elin sesi değil var mi? Diyelim. Aynen aynen öyle. Kesinlikle aynen öyle. Örnek dediniz hemen ben örneklere de geçmiş olayım. Belki de yani bizi ilk defa tanıyan, ilk defa duyan kişiler varsa ya da kurumlar bu alanla özellikle ilgilenen, belki de bir de ilgi de yaratmış oluruz. İlgilenen kişilere de örnek de olabilir. Oradan yola çıkıp başka bir şey de geliştirebilirler. Yaptığımız projelerden örnek dediğimde belki ilginç gelecek size ama bütün projelerimizde illa engellilik konusuyla ilgili olmuyor. Yani doğrudan engellilik konusuyla ilgili olan işler de yapıyoruz. Direkt sorunların ele alınıp birebir spesifik sorunların ele alınıp tartışıldığı çözüm önerileri üzerine çalışılan bilimsel çalışmalar yaptığımız gibi hiç bu alanla ilgisi yokmuş gibi gözüken dolaylı olarak bu alanla ilgili olan ya da ilgisiz konularla da çalışıyoruz. Örneğin doğayla ilgili projeler içerisinde yer alıyoruz. İşte çevre kirliliğiyle ilgili bir projenin içerisinde yer alabiliyoruz. Ya da kadınla ilgili, çocukla ilgili, iş yaşamıyla ilgili, kariyer planlamasıyla ilgili, bütün yani hani bulunduğunuz coğrafya ile ilgili, dünyadaki konumunuzla ilgili her konuda yaşlılarımızla ilgili, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bütün konular ilgimizi çekiyor. Oraya biz kendimizi nasıl entegre edebiliriz? Orada biz evet bir yorum nasıl getirebiliriz? Bir bakış açısı nasıl getirebiliriz diye katılıyoruz her konuya. Örneğin işte Anneler Günü'nde muhakkak bir şey yapalım diyoruz. Yapılmış bu alanda çalışılan tabii güzel projeler varsa o işbirliği içerisinde de katılarak o projeye güç veriyoruz. Bazen de başka kurumlar bize katılıyorlar bu şekilde. Huzur evlerini ziyaret ediyoruz ama biraz böyle temalı ziyaretler. Hani gelişi güzel, merhaba gibi değil de hani üniversiteden ziyaret biraz daha farklı olsun diyoruz. Sizin bugün programa bakıyorum mesela ciddi ciddi hazırlıklı gelmişsiniz. Onun gibi biz de hazırlıklı gidiyoruz o ziyaretlere. Bir teması oluyor. Ya, hani o insanların yaşamlarından bizler neler kazanabiliriz? Gençler neler kazanabilir? Ya da biz neler katabiliriz? Veya değil mi? Dolayısıyla böyle temalı, sohbetli, söyleşili bir ziyaret oluyor. Yıllardır yine Çocuk Esirgeme Kurumu'yla bu tür işbirliklerimiz oldu. Hatta tabii şimdi bakanlığın da bu konuda çok güzel projeleri olduğu için daha uzun süreli ve sürdürülebilirliği olan projeler istiyorlar onlar da. Bu anlamda öğrencilerimiz orada part-time çalışıyorlar gönüllü olarak mesela. Böyle bir işlerimiz var. Onun dışında plastik topluyoruz. Yani yine bize destek veren kuruluşlarla bunu yapıyoruz. Çocuklarımıza her türlü tabii ki sağlık anlamındaki önlemi, hijyen anlamındaki önlemi tedarik ediyoruz. Maskesini, eldivenini,
çöp toplama kaplarını temin ediyoruz. Hı hı. Ve bir pilot bir bölge seçiyoruz. Oradaki plastikleri topluyoruz. Geri dönüşüme hani, katkı olsun diye. Hem o anlamda hı hı. hem de çevre kirliliğine kirliliği. Dikkat çekmek için. Yani belki orada çocuklarımızın kas gücünden tutup da hiçbirinin tabii orayı temizleyelim maksat elbette o değil. Bir kısmen yapsak da bu işi esas amaç o konuya dikkat çekmek. İnsanların belki biraz daha çevreye plastiği rastgele atmamasına özendirmeye çalışmak. Mesela yine bir öğrencilerimizle tabii onlardan gelen, sürekli onlardan gelen fikirlerle öneriler, bu iş oluyor, fikirler. Önerilerle. Yine böyle bu küresel ısınmaya dikkat çekmek için bir proje yapmıştık. Kız öğrencilerimiz tabii daha bir başka becerileri oluyor onların. Yüzlerce bilmiyorum ama belki binlerce çiçek yaptılar. Bunlar kumaşlardan çiçeklerdi. Hatta atık kumaşlardan çiçeklerdi ama bayağı alın yakanıza takın yani o kadar şık çiçekler. Bu çiçekler torbalar içerisinde tüm öğrencilerimize dağıtıldı. Ve biz tabii okul bahçemizden, kampüs bahçemizden çoğunlukla hareket alanımız orası oluyor. Eylem alanımız diyeyim. Ama bütün basın da oradaydı. Yerel basın temsilcileri. Öğrencilerimiz o suni çiçekleri diyelim ağaçların üzerine donattılar. Ve de bir basın bildirisi okudu öğrencilerimiz yine birimimiz adına. İşte bu küresel ısınmaya dikkat çekti. Gökyüzünü böyle kirletmeye devam edersek, işte bu sera etkisiyle iklimler değişecek. Belki de gelecek nesiller ağaçlarda gerçek bir ağaç göremeyecek, gerçek bir çiçek göremeyecek. Bu suni çiçeklere bakmak zorunda kalacağız. Doğaya zarar vermeyelim mesajını oradan ulaştırdık. Çok güzel bir mesaj, çok güzel bir çalışma. Kesinlikle. Yani çok belki hayal ettiğiniz şeyler dışında olaylar söylüyorum şu an. Mesela Leylek Köy. Yine bizim böyle çok sıcak baktığımız hemen bir yakınımızda, Bursa'nın çok yakınında ulaşılmayacak bir yer değil ama orada köylü kadınlarımızın, Ekader'in yaptığı çok güzel çalışmalar var. Evin ekonomisine ya da köyünün ekonomisine katkıda bulunmak için üreten kadınlar, ürettiklerini sunmak, satmak çabasında olan kadınlar var. Yıllardır onlara destek vermek için oraya özel bir teknik gezi gibi diyelim, gezi düzenliyoruz. Köy kadınlarını yakından tanıyoruz, çabalarını alkışlıyoruz, ürünlerinden satın alıyoruz. Bu haberi tabii yayarak zaten oraya daha bir dikkat çekmiş oluyoruz. Vallahi ben de proje çok da tabii ben zamanımızı da bilmiyorum. Devam edebilirsiniz. Evet. Anlatalım isterim. Bir de nasıl destek sağlayacaklar? Dışarıdan da bir destek kurum ve kuruluşlarla dedik. Tamam. Aslında onu da ipuçlarını verirsek faydalı olur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi aslında haklısınız. İyi ki de bu tarafını da açtık. Söylenecek çok söz olunca ben oradan bodoslama konuşuyorum, gidiyorum. Şimdi şöyle haklısınız, hiçbir işte eninde sonunda hani paradan ne kadar kaçsak da parasız olmuyor. Ama biz işbirliği yaparken diğer kurumlarla proje bazında her işi projelendiriyoruz. Böyle bir kültürümüz de oluştu. O proje bazında neye ihtiyacımız varsa para yerine o desteği o kurumdan alarak o kurumu o projenin paydaşı yapmış oluyoruz. İşte Leylek Köyü ya da Eski Karaağaç Köyü ziyaretimiz mi olacak? Elbette ki araca ihtiyacımız var öncelikle. Ne yapıyoruz? Belediyemizi arıyoruz. Zaten artık zaman içerisinde oradaki isimlerle de kişisel olarak da bir tanışıklık oluşmuş durumda. Bu da çok büyük bir avantaj tabii. Uludağ Üniversitesi ve tabii böyle kurumlar zaten hani çok göz önünde kurumlar. Hiçbiri sağ olsunlar bizi kırmıyorlar. Şu ana kadar hiçbir kurum bir istediğimizi iki etmedi. Tarih soruyorlar haklı olarak bize. Hani o zaman ayarlamasını doğru yapınca kimse zorda kalmadan bize bir araç tahsis ediliyor. Onun dışında eğer işte bir çadır kurulacaksa bir yaptığımız etkinlikte, işte dediğim gibi bir eldiven lazım, maske lazım, torba lazım. Çok şanslıyız. Yani bu fırsatta da bunu da söylemiş olayım. Bursa yani sanayi şehri, yani Bursa'daki kurumlar ve vatandaşlarımız da çok duyarlılar bu konulara. Şimdiye kadar neredeyse hiç zorluk çekmedik diyebilirim.
her şey aşılıyor iyi niyetli olduktan sonra. Hep de bu samimiyeti ve iyi niyeti gördük Bursa halkımızdan, kurumlarımızdan, özel sektörden de aynı şekilde. Burada tabii belki isimlerini onlardan izin almadan söylemem doğru olmaz. Onun için söylemeyeyim özel sektör temsilcilerimiz, ama onlarla da çok güzel bir network'ümüz var. Bu hem öğrencilere staj imkanı sağlama konusunda istihdam en ciddi sorun tabii. Nihayet iş okul bitince istihdam noktasına geliyor. Hem staj hem de istihdam konusunda bize destek sağlayan, hem de proje bazlı bu tür malzeme konusundaki gereksinimizi sağlayan firmalarla bu şekilde çalışıyoruz. Örneğin yılbaşı kutlaması yapıyoruz her sene geleneksel olarak. Bir tam yılbaşı gününe denk getirmiyoruz bunu birçok sebeple. Birkaç gün öncesinden öğrencilerimiz de bunu arzu ettiği için bize destek veren gönüllülerimizle birlikte eğlence oluyor, buluşma fırsatı olmuş oluyor. Hı. Yine bir kurum sponsorumuz o salonu bize ayarlamış oluyor. Ya da işte belki minimum ücretlerle oradaki ikramlar, bazen de tabii ücretsiz bir takım ikramlar sunuluyor oraya. Ve bu şekilde gerçekleşiyor projelerimiz. Çok güzel. Aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi evet, bir bilinç oluşturma, işte bir işbirliği içerisinde farklı konulara da dikkat çekme ve farklı konuları ele aldığınız aşikar anlattıklarınızdan ötürü, ama engellilere toplumun bakış açısıyla ilgili değerlendirmelerinizi merak ediyorum sizin bakış açınızla. Aslında evet, bu konu her tartışmada, her söyleşide, her programda illa bu soruyla bakıyorum ben de, programlar böyle bitiyor ya da böyle başlıyor. Toplumun engelli bireye bakışı ya da engelli bireye sahip olan ailelere bakışı nasıl dersek, yani ben de son 13 yıldır esas akademik alanım dışında, hatta onunla bile birleştirdim bu alanı, yaptığım çalışmaları, akademik çalışmalar da bu alanda yapıyorum ve birçok kez de bu amaçla yurt dışına ziyarette de bulundum. Birçok kamu kuruluşuyla birlikte ya da üniversitemizdeki diğer akademisyen arkadaşlarla birlikte. Orada gördüklerimle, hani şimdi Avrupa'yla, Amerika'yla, neyse dünyadaki diğer ülkelerle ülkemizi kıyaslamak hem isterim hem istemem. Şöyle ki, kendi ülkemizin de kendi kültürümüzün de o kadar artıları var ki, o kadar zenginlikleri var ki. Kesinlikle. Yani şimdi biz belki hep eksikliklerden bahsetmek belki daha mı kolayımıza geliyor bilmiyorum. Onu duyuyorum, yani duyduğum için tabii bu cümleyi sarf ettim. Elbette eksiklikler söylenecek, elbette eksiklikler var olacak. Bugün en iyi arabayı imal eden araba bile müşterisinden şikayet gelmemesine rağmen daha iyisini nasıl yapabilirim diye çaba içerisinde. Şu sehpayı, masayı, şu sandalyeyi yapan, şu bardağı imal eden arkadaşımız da aynı kaygılarda. Hani mükemmellik diyoruz, mükemmellik daha sonsuz bir yolculuk zaten. Daha iyisi olsun, daha iyisi olsun. Tabii ki hedef daha iyisi olsun. O iyinin de sonu yok zaten. Çünkü insanların beklentileri de değişiyor. Neden? Çağ değişiyor, teknoloji değişiyor. Beklentilerimiz de bununla paralel değişiyor tabii. Kesinlikle. Araba mı vardı eskiden? Ama araba var şimdi. Arabamız park yerinde bizi bulsun istiyoruz. Hoş geldin sahip desin, kapılarını açsın, koltuk masaj yapsın, psikolojik durumumuza göre oradaki radyo, CD devreye girsin istiyoruz. Önümüzdeki arabayla aramızdaki mesafeyi arabamız kendisi ayarlasın. Araba araba olmaktan çıksın, uçak olsun istiyoruz. Şimdi her alanda böyle zaten beklentilerimiz olduğundan dolayı çok normal olarak bizim de bu alandaki beklentiler hep yükselecektir. Hep daha iyisi olsun denecektir. Ama ben belki de biraz tersten bir bakış açısıyla şu ana kadar yapılanları da hiç küçümsemeyelim diyorum. Ülkemizde de evet, yurt dışında bizden farklı bir şey yapılmıştır ama Türkiye'de de ülkemizde de çok güzel işler yapılıyor. Belki benim şahsen bildiğim bilmediğim ya da kişisel kurumsal olarak bildiğimiz bilmediğimiz o kadar güzel işler yapılıyor ki, o kadar gizli kahramanlar var ki. Yani geldiğimiz noktaları da küçümsemeyelim diyorum ben. Elbette hayaller, hedefler zaten ileride olmak zorunda. Açtığınız bir hedef, hedef değildir ki. Hedef hep ileride olmalı. Ütopik olmamak kaydıyla. İlerimizde hedefler, daha iyisi olmalı. Hedefini koyacağız ki motive edelim kendimizi, ama
Şimdi bakın yani bizim kültürümüzün o kadar zaten bu anlamda avantajları var ki belki de yurt dışında başka bir gelişmiş dediğimiz bir Avrupa ülkesinde, Amerika'da olmayan zenginlikler de bizde. Orada komşu komşudan habersiz. Ama bugün bakın mahallenizde bir yaşlı, bir düşkün, bir engelli aile varsa çoğunlukla o mahalle zaten bir şekilde doğal olarak, yani bunu şu ya da bu şekilde demeyelim, yani doğal olarak zaten onu görevi görüyor, bir aldığı terbiye, ahlak öğretileri gereği sahip çıkıyor. Ha evet, şimdi giderek kent kültürü, kentleşme, hani hızlı bir kalabalıklaşma belki bizi sahip olduğumuz bu değerlerden uzaklaştırıyor belki. İşte bu noktada sivil toplum örgütlerine bizler gibi, sizler gibi bugün bu programı yaparak belki hatırlatıyoruz tekrar o değerlerimizi. Bizde var olan şeyler bunlar. Onun için çok önemli. Doğru. İşte bunları belki işte sadece belki bunlarla. Hani benim teşekkür ediyorum tekrar size, şahsen size. Ben de katılımınız için ekibinize, yani kanalda emeği geçen, yapımda emeği geçen herkese. Bu küçük hatırlatmalarla işte belki biz merhaba. Belki unuttuğum bir şey var mı? Yapacağız tabii. Yoksa onun dışında ben bugün işte her normal vatandaş gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyorum ve orada özellikle gençlerin bir otobüse yaşlı bir beyefendi ya da hanımefendi bindiği zaman ya da kucağında çocuğu olan bir vatandaşımız bindiği zaman o da bir engelliktir. Çocuk bebek arabasıyla otobüse, trene binmeye çalışan insan o an için engellidir, elinde büyük paketleri olan kişi. Ya da bir eli kolu olmayan, kendini bir hamlede koturamayacak, dengesini sağlayamayacak bir insana yer verme refleksi, öndeki koltukların boş bırakılması refleksi olması gereken bir şey ve kesinlikle bakıyorum. O bilincin de oluşturduğumuzun işareti belki de. Ve onu görüyorum, daha ne diyeyim, tabii ki daha iyi şeyler olsun. İşte bugün bir halka daha kattık biz engelsiz Uludağ olarak ya da bu alanda çalışan kişiler olarak, bir artı daha katmış olduk bu programınızla diyorum ben ve yapılanlara da müteşekkirim, bu alanda çalışan, peki, bu alana emek veren, bir söz bile söyleyen herkese müteşekkir olduğumuzu söylemek isterim. Sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj, engelsiz Uludağ'ın yapılacak belki yakında projeleri vesaire olacak. Doğru. Bunlarla ilgili de bilgileri merak ediyorum. Doğru. Açıkçası son teşekkür olarak. Ederim. Ben de son söz şunu söyleyeyim. Demin söylediklerime paralel olmuş olsun, tamamlamış olsun. Bu alanda çalışan kişileri daha çok bir arada olmaya davet edeyim ben. Çünkü hepimizin kişisel olarak da kurumsal olarak da kaynaklarımız kıt ve sınırlı. Ve çok kıymetli. En başta insan kaynağı, zaman. Çok kıymetli. Şu an bize zaman ayırıyorsunuz. Bu parayla ölçülemeyecek bir şey. Bütün bu kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak için ne yapalım? İşbirliğimizi arttıralım diyorum ben. Daha çok buluşalım, daha çok görüşelim. Kazandıklarımızı bir araya getirerek daha büyük sinerjiler elde edelim. Herkes bir yerlerde bir şey yapıyor biliyorum ben ve eli öpülesi çalışmalar yapılıyor. İşte bugün sizin bu programınızda olduğu gibi eli öpülesi bir çalışma oldu. Zaman ayırdınız. Çok, çok kıymetli bir zaman. Çok dolayısıyla sizin aracılığınızla, hatta sizin sesinizle de bir davet olsun bu. Daha sık bir araya gelelim. Kazandıklarımızı bir araya getirelim. Daha büyük projeler, daha büyük işler yapalım diyorum ben. Kentimiz için, ülkemiz için ve tabii ki dünyamız için. Peki, çok teşekkür ediyorum katılımınız için, güler yüzünüz ve verdiğiniz bilgiler için. Aynen. İnşallah elimizden gelen destekleri sağlayacağız. Ekranı başındaki izleyenlerimize de Bursa TV aracılığıyla projeleri, yapılanları ve yapılması gerekenleri ya da ilgi alanlarını, hedefleri bahsetmiş olduk engelsiz Uludağ için. Çok teşekkür ediyorum katılımınıza. Ben sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler. Değerli güne başlarken izleyicilere, hepimiz engelli olmayabiliriz ama engelli olmak için bir adayız. Engellilerle ilgili konuları gün geçtikçe diğer programlarımızda da ekrana taşımıştık. Bugün de ilk bölümümüzde güne başlarken de engelsiz Uludağ'ı konuştuk. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Aranın ardından tekrar ikinci bölümle karşınızda olacağız.
var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme telime benim. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Ecel oku değdi değdi gülüme benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme telime benim. Başım hey dost dumanlı dağlar. Özlemeyen başım hey dost dumanlı dağlar. Gözlerim yaşlı da dost dost içim kan ağlar. Gözlerim yaşlı da dost dost içim kan ağlar. Güz ayları geldi geldi bozuldu bağlar. Güz ayları geldi geldi bozuldu bağlar. Hazan yeli değdi değdi gülüme benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme telime benim. Değerli izleyenler, Aran'ın ve Güzel Türk yorumunun ardından tekrar karşınızdayız. İkinci bölümde Kafkas Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, aynı zamanda mali müşavir kendisi Çiğdem Kurt Bayraktar bizimle birlikte. Hemen dönmek istiyorum. Günaydınlar Çiğdem Hanım. Hoş Günaydın, geldiniz yine başlarken. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim sizler. Çok teşekkür ederim. Ben inşallah keyifli bir sohbet olacak. İnşallah. Birlikte tanıyacağız kapsamda evet. Ekranları başındaki izleyenlerimle birlikte. Ama öncelikle girişimci bir iş kadınısınız. Aynı zamanda mali müşavirlik mesleğiniz var. Onu da idame ettiriyorsunuz zannediyorum. Evet, evet. Ama Siyahat başında bir başkan olarak bu süreci çok merak ettim, çok ilgimi çekti. Biraz anlatır mısınız bana bu süreç nasıl gelişti başkanlığa kadar? Tabii, şimdi ben öncelikle KAF Siyahat'tan biraz bahsetmek istiyorum. KAF Siyahat, Kafkas kökenli sanayici ve iş adamlarından oluşan bir sivil toplum örgütü. 2012 yılında Bursa merkezli olarak kuruldu ve şu an hala faaliyetine devam ediyor. Onun dışında KAF Siyahat şu an ikinci döneminde. Ben ikinci başkanıyım. İlk başkan, kurucu başkanımız Aydın İlhan. Şimdi tabii ki genç olmam ve bayan olmam nedeniyle hani sizin de merakınızı anlıyorum. Birçok yönden olumlu tepkiler de alıyorum aslında bununla ilgili. Sanırım Türkiye'de yani Siyahat olarak yaş anlamında belki benim yaşlarımda Siyahatlara başkanlık yapmış olan arkadaşlarımız vardır mutlaka ama hem bayan hem genç olarak ilk olduğunu düşünüyorum. Ve işin enteresan tarafı bizim kültürümüzde aslında çok ilgiyle karşılanan bir durum oldu bu. Neticede benim çalışmalarım nedeniyle gerek yönetim kurulumuz önceki gerekse üyelerimizin takdiriyle tabii ki ben buralara geldim. Yani çok onurlu bir görev yaptığımı düşünüyorum. Tabii benim de ilk tecrübem açıkçası. Ama şu an her şey güzel gidiyor. Dediğim gibi bizim kültürümüzde kesinlikle bayanlar ön plandadır. Her zaman yani desteklenir ve değer verilir. Ancak iş bir kurumun ya da bir derneğin yönetimine geldiğinde biraz daha yaş olarak büyüklerin hep olacağı düşünülür. Bu bizim tamate kültürümüzden de gelmekte.
Tabii hal böyle olunca hem genç hem bayan açıkçası çok ilgi çekiyor ve takdirde görüyorum, inşallah bu çalışmalarımızla çok daha iyi yerlere götürürüz diye düşünüyorum Kafsiyat'a. İnşallah, çalışmaları soracağım ama onun öncesinde amaç ve hedeflerinizi, kuruluş amacınızı da merak ediyorum. Biraz daha açacak olursak. Tabii. Şimdi Kafsiyat kuruluş amacımız tabii ki Kafkas kökenli üyelerimiz arasında ticari ilişkileri güçlendirmek, ekonomik güç birliği sağlamak, başta Bursa'mıza ve beraberinde ülke ekonomisine katkı sağlamak. Onun dışında Kafkasya'dan göç edip burada ikamet eden hemşerilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak. Ekonomik, sosyal, kültürel, özellikle sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak. Kafkasya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerle ilgili faaliyetlere yön vermek. Temel kuruluş amaçlarımız bunlar. Onun dışında sosyal sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmek. Sosyal sorumluluk dediğimizde projeler geldi aklıma. Tabii. Projeler yürüttü bu zamana kadar Kafsiyat. Şimdi Kafsiyat dediğim gibi bu ikinci dönemimiz, 2012 yılında kuruldu. Yeni kurulan bir dernek aslında. Tabii ki ilk dönemde çalışmalar daha çok kurumsallaşma çalışmaları, derneğin tanıtımı, üye kazanımlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Onun dışında üyelerimizin sektörlerinde büyümesi ve kurumsallaşması için eğitim, seminer, eğitim toplantıları, seminerler, paneller düzenledik. İş bağlantıları, toplu satın alma anlaşmaları gerçekleştirdik. Onun dışında sosyal sorumluluk kapsamında yardım kampanyaları düzenledik geçmiş dönemde. Bunlara tekrar, yani bu dönemde de devam edeceğiz. Kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok sıkı ilişkiler kurduk ve bu ilişkilerimizi de tabii ki devam ettireceğiz. Üyelerimiz arasında çok değerli akademisyenlerimiz ve bürokratlarımız var, onursal üyelerimiz arasında. Sağ olsunlar, her konuda bize çok destek oluyorlar. Tabii ki onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak birlikte güzel projeler yaptık. Bundan sonra da devam edecek projelerimiz. İnşallah. Peki üyeler nasıl üye kazandırıyoruz ya da nasıl üye olabilirlerse, onu çok merak ediyorum. Bir de sektörel anlamda sorularım olacak, ne tür üyeleriniz var diye, ama bir virgül atalım burada. Hemen çevirelim Dilara'ya kameralarımızı. Dilara bizi bekliyor. Dilara'cığım söz sende canım. Merhabalar Cansu. İyi yayınlar. Biz güne başlarken ekibi olarak bugün Beşevler Kurs Merkezi'ndeyiz. Biliyorsunuz ki bizim Türk kadınları altına meraklıdır. Tabii ki onun yanında süse püse. Fakat altın fiyatları çok pahalı. Herkesin cebine uygun değil. Tabii ki onun da bir alternatifi var. Gümüş. Semra Hocam bugün bize gümüşten yapılan alternatifler, takı çeşitleri, yüzükten kolyeye, küpeye, her tarz takıları anlatacak. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam, bunların hepsi sizin tasarımınız mı? Evet, daha çok tasarımımız var ama bu kadarını size hazırladık. Öğrencilerinizle beraber çalışarak, evet. Hocam, biraz önce de söylediğim gibi altın fiyatları aldı başını, evet, gidiyor. Biz buna alternatif olarak Türk kadınlarına neler sunabiliriz? Gümüşten nasıl seçeneklerimiz var? Şimdi biliyorum zaten Bursalı bayanlarımız Trabzon hasırına çok meraklı ve olmadan da evlenmiyorlar, onu da biliyoruz. Ama onun alternatifi olarak mesela altın yapamıyorlar çünkü altın fiyatı çok pahalı. Evet, bir bilezik aldığınızda şu anda 6.000-7.000 lira fiyatı. Ama gümüşten aldıklarında bu 925 aya gümüş. Örme tekniği aynı, yapımı aynı, sadece farkı gümüş olması. Gümüş tekniğiyle yapılmış, hasır örme tekniğiyle yapılmış. Bunun fiyatı şu anda satın almaya kalktıklarında 600-700 TL fiyatı. Bu şekilde gümüşü değerlendirebilirler. Bu takıyı oluşturabilirler yani altın kendilerine. Altın 5-6 binken gümüş? Gümüş 600-700 TL tabii ki. Çünkü 925 eğer gümüşü aldığınızda onun fiyatı çok daha uyguna gelmiş oluyor. Aynı teknikle sepet örme tekniğinden bu şekilde alabilirler. Bunu gümüş, hatta şu şekilde yapabilirler. Gümüşü altın suyuna batırabilirler. Yine altın olarak kullanabilirler. Renk olarak hiçbir şey fark etmiyor ve uzun süre kullanabiliyorlar. Daha sonra sepet örme tekniğini bu şekilde alabilirler. Bunu da takabilirler. Buna da çünkü çok fazla şu anda ilgi var bayanlarımızdan. Bunu da kullanabilirler. Bunu da yine aynı şekilde gümüş telle 925 ayar teli hazırlayıp örebilirler. Yine altın suyuna batırıp altın olarak kullanabilirler. Gümüş renginde de kullanabilirler. Gümüş tekniğinde şu şekilde
Altın suyuna batırdıklarında yine altın tekniğini bu renkte de kullanabilirler. Gümüş renginde de kullanabilirler. İki teknikte de kullanabiliyorlar. Gayet şekilde. Zarif duruyor. Evet. Altının gümüşten renk olarak farkı var. Evet. Bir de gümüşün de kendi arasında şöyle hemen göstereyim. İki farklı rengi var sevgili izleyenler. Biri evet. daha açık, biri daha koyu. Bunun farkı nedir hocam? Bunda da fiyat değişikliği var mı? Hiçbir fiyat değişikliği yok. Birisi oksitli, birisi sade gümüş. Yani oksitsiz olan gümüş. Oksitte sadece bir işlem gerekiyor. Onu yapıyorsunuz, karartıyorsunuz. Sonra isterseniz tekrar parlatıp tekrar gümüş haline getirebiliyorsunuz. İsterseniz gümüş olarak, isterseniz de oksitli gümüş olarak kullanabiliyorsunuz. Sepet örme tekniğimiz var şu şekilde. Bu da aynı şekilde. Bunu da kullanabilir. Bu da gümüş. 925 ayar. Bunu da tek olarak kullanabilirler. Hani altının dışında. Bunu altın aldığınızda yine 4-5 bin lira ama gümüş aldığınızda yine 500 lira 600 liraya mal ediyorsunuz. Yani satış fiyatını sunabiliyorsunuz bu şekilde. Şu şekilde fil örgüsü var. Bayanların yine çok beğeneceği bu şekilde. Evet, çok zarifmiş fil örgüsü. Şöyle. Bunu da kullanabilirler. Aynı şekilde. Şimdi gümüş kazası tekniğinde bilekliklerimiz var şu şekilde. Bunun çok daha örme çeşidi var. Bakın iki renkte iki çeşit kullanabiliyorsunuz. Hem bu şekilde hem bu şekilde. Bu da bin ayar gümüşten oluşturuyoruz. Evet. Ama altın, bunların hepsinin altın tel kullanımı da var. Gümüş tel kullanımı da var. Özellikle şimdi daha çok pahalı gelenlere için. Evet gümüş alabilirler. Maddi imkanı uygun alanlarda altını kullanabilirler. Özellikle bu bizim yaşlarımız için daha hoş duruyor evet, değil mi? Evet, evet, evet. Ama genç, aynısını altını da alabilirler. Altın telle de örebilirler. Peki bunların fiyatları nedir? Bu yaklaşık 150-200 lira civarında bir şey. Tabii bunların da gramına, ağırlığına göre falan değişiyor mu? Kullandığınız tele göre değişiyor. Çünkü bunlar tel tel kullanıyor ama bunda gram usulü. Bunu mesela gramına göre diyelim ki gramını 8 liradan 10 liradan satabiliriz. Tabii altın da o şekilde değil. Gümüş telli bu şekilde. Gümüşle ördüğünüzde gramını işte 8 liradan 9 liradan tartıp satabiliyorsunuz. Biz çünkü yani el emeğini de koyuyoruz tabii ki. Çarparak o şekilde fiyatını alıyoruz yani parasını alıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz birazdan yine farklı bir el sanatıyla karşınızda olacağız. Şimdilik müsaadenizi istiyoruz. Biz de seni tekrar merakla bekliyor olacağız ama o süreyi de stüdyomuzda Çiğdem Hanım'la keyifli bir sohbete dönüştürüp devam edeceğiz bu sohbetimize açıkçası. Dilara'cığım teşekkür ediyorum tekrar sana. Şimdi diğer bir soruyla döneceğim. Neyle döneceğim? Başka ikinci dönemine geçtiğini söyledik Kapsiyat'ın. Evet. Sizin döneminizde ne tür çalışmalar yapıldı? Aslında biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Şimdi eğitim ve bilgilendirme toplantılarımız devam etti. Onun dışında Eylül ayının başında Adige Cumhuriyeti'ne 10 kişilik bir heyetle bir iş seyahatimiz oldu. Adige Cumhuriyeti Başbakanı, Ekonomi Bakanı, Belediye Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde bölgede yapılması planlanan yatırımlar, sanayi yapılanması ve turizmle ilgili konularda önemli görüşmeler yaptık. Onun dışında bölgede büyük bir sanayi bölgesi kurulması planlanıyor. Kafsiyat olarak biz orada neler yapabiliriz? Bu sanayi bölgesinin kurulumunda çünkü olmak istiyoruz açıkçası. Bununla ilgili yapabileceklerimizi aktardık. Tabii ki orada gelecek yani önümüzdeki süreçte büyük bir ticaret, diğer ülkelerden de katılımcıların olacağı büyük bir ticaret forumu ve fuar ile ilgili aslında söz verdik. Yani önümüzdeki süreçte en yapmayı gerçekleştirdiğimiz büyük projelerimizden birisi bu. Ancak tabii ki son dönemde Rusya ile yaşanan uçak krizi neticesinde meydana gelen gerginlik nedeniyle bu projemizde bir süre askıya almaya karar verdik. Ama eminim olumlu gelişmeler olacaktır. Mutlaka bu şekilde devam etmeyecektir, düzelecek diye düşünüyorum. Biz de inşallah bu projemizi hayata geçireceğiz. O zamanı bekleyeceksiniz. Evet. Peki, bir de şunu merak ediyorum. Nasıl dediğim gibi az evvel Dilara'ya pas atmadan önce merak ettiğim diğer sorulardan biri nasıl üye kazanıyorsunuz? Yani bir koşul, bir kıstas var mı bununla ilgili? Tabii, yani öncelikli koşulumuz Kafkas kökenli olması. Onun dışında sanayi ve ticaretle uğraşması gerekiyor mutlaka. Aslında isimden de anlaşılacağı üzere. Tabii ki yani mutlaka bir işletmesi olması gerekiyor. Kafkas kökenli olduğu takdirde bu şekilde. Onun dışında nasıl üye kazanıyoruz? Bununla ilgili zaten bizi takip edenler, faaliyetlerimizi izleyenler
Kendileri talepte bulunuyorlar. Derneğimize başvuru yapıyorlar bununla ilgili. Onun dışında bizim küçük çalışma ekiplerimiz var. Ziyaretlerimiz oluyor. Bu şekilde üye kazanımlarına devam ediyoruz. Peki hangi sektörler, aslında sektörel dağılımı da merak ediyorum bu bağlamda üyelerin. Hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren üyemiz var. Ağırlıklı olarak imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren otomotiv, makine imalatı ve tekstil imalatı daha çok ağırlıkta diyebilirim. Ama her sektörden üyemiz var. Peki sadece Bursa'da mı faaliyet gösteren bir kuruluş kapsıyor? Merkez olarak evet Bursa'da kuruldu. Çünkü Bursa ülke ekonomisi için çok önemli bir yer. Yani ekonominin aslında nabzının attığı ilk yer. Ki ilk sanayi bölgesinin Bursa'da kurulmuş olduğundan dolayı ve şu an yaklaşık 13 tane sanayi bölgemiz var. Ekonomik anlamda yani sanayi bölgesi anlamında zaten ilk 3 sırada Bursa. O nedenle biz Bursa'daki hemşerilerimiz de çok yoğunlukta, Kafkas kökenli hemşerilerimiz. Tabii ki Bursa'nın merkezinin Bursa olması kafsiyatın temel nedenlerinden biri bu. Ama bizim diğer illerde de çok ciddi anlamda ekonomiye yön veren sanayici ve iş adamı hemşerilerimiz var. Bunlarla ilgili biz çalışma yapmayı açıkçası biraz daha ertelemiştik. Yani önümüzdeki yıllarda şube çalışmalarını başlatacaktık. Ancak diğer illerden böyle talepler gelmeye başlayınca biz şube çalışmalarımızı hızlandırdık. Örneğin geçtiğimiz hafta Sakarya ve Kocaeli'de bir ziyaretimiz oldu. Oradaki iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldik. Birlikte neler yapabiliriz? Kafsiyat orada Kafsiyat'ın şubesiyle ilgili görüştük. Onun dışında tabii böyle bir start verince biz projemizi öne çekmek durumunda kaldık. Önümüzdeki hafta içerisinde Balıkesir, yine ileriki aylarda Çanakkale, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Yalova, Manisa'da da örgütlenmeye şu anda gayri resmi olarak evet galiba. Başladık. Çok güzel. İnşallah orada da şubelerimizi açacağız. İnşallah devamı gelir. Ben de şimdiden bu uğurdaki çalışmalarınızı da tebrik ediyorum. Olun, İnşallah güzel ederiz. Projelerle de adınızı sıkça duyacağız. Bir de şunu merak ediyorum. Aslında şimdi evet bir hani okul süreci var, eğitim süreci var. Sonrasında iş yani istihdam işsizler ordusuna katılmamak için. Bir girişiminiz var mı bu bağlamda Bursa'da Uludağ Üniversitesi ile bir iş bölümü evet, söz konusu? Evet var. Uludağ Üniversitesi'nde onursal üyelerimiz var, hocalarımız var. Bunlarla birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şimdi üniversitede okuyan öğrencilerimiz ya da gençlerimiz arasında mesleki tecrübelerini arttırmak amacıyla işletmelerimizde istihdam ediyoruz öğrencilerimizi. Ama tabii ki biz bunu şu anda tamamen bireysel ilişkilerimizle Kafsiyat aracılığıyla yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte üniversite ve sanayi işbirliği bir projemiz var. İnşallah üniversiteyle bir protokol imzaladıktan sonra sadece kendi hemşerilerimize değil bütün Bursa'daki gençleri kapsayacak şekilde istihdamı teşvik edici bir proje planlıyoruz. Peki işi resmiyete dökmeyi planlıyorsunuz. Evet, özellikle cümlelerden bunu anlayabiliriz. Peki arkadaşlarım uyarıyor. Dilara'ya tekrar kameralarımızı çevireceğiz. Bakalım şimdi neler yapacak? Merakla bekliyoruz. Söz sende canım. İyi yayınlar Cansu. Ben Beşevler Kurs Merkezi'ndeyim hala. Yanımda da Elif Hocam var. Nasılsınız Elif Hanım? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce gümüşü gördük. Daha önce de altın fiyatlarından bahsetmiştik. Tabii ki onların da daha ucuz alternatifleri var. Şimdi Elif Hocam bize takı tasarım atölyesinde bunları gösterecek. Hocam biliyorsunuz ki altın çok pahalı. Gümüş keza ona göre daha ucuz fakat ona da gücü yetmeyenler olabilir. Şimdi çeşitli boncuklardan neler yapabilirler, neler satın alabilirler seyircilerimiz? Evet, boncuklarımızın maliyeti düşük olduğu için, bayanlar da aksesuara önem verdiği için takı branşı revanşta olan bir branş. Örneğin sadece kum boncuklarla yine doğal bir taş kullanarak, kum boncuklardan çiçek formu vererek iğne oyası tekniğiyle çalıştığımız modelimizin maliyeti ortalama 35 TL civarı. Gayet makul. Bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Mesela çeşitli bileklikler görüyorum burada. Evet. Şu mesela altın olsaydı. Evet. Aşağı yukarı 5-6 bin lira verirdiniz. Evet. Gümüş olsaydı. Daha tabii ki biraz daha düşük olurdu ama yine maliyetli olurdu. Yine 600-700 lira verirdiniz. Bunun maliyeti değil de satış fiyatını çok merak ediyorum mesela.
30-35 TL yine aralığında fiyatı, evet. O da elemeye girdiği için. Tabii normalde ki. Boncukları ya da diğer evet. aletlerin maliyeti daha düşük ama elemeyi işin içine girdiği vakit tabii ki fiyatı biraz değişiyor. Peki başka neler yapabilirler? Yine, özellikle kolay olanları, ev hanımları mesela kendi evlerinde boş zaman geçirirken. Tabii biz yine kurslarımıza davet ediyoruz. Tabii ki. Orası ayrı. Kolay olanları yine kum boncuk ve inciler çalışılarak yapılmış olan A tekniği dediğimiz kopmayan iplikler kullanarak çalışan bir kolye modelimiz var. Hı hı. Bu kolaydır. Dediğiniz gibi ev hanımlarının rahatlıkla yapabileceği ve malzemesini kolaylıkla bulabileceği ürünlerden biridir. Evet. Yine aynı şekilde kum boncuklarla yine aralara kristaller katılarak yapılmış bir bileklik modelimizde de maliyeti düşüktür. Ve yine ev hanımlarının yapabileceği tuğla tekniği ve kristal birleştirme tekniğiyle yapılmış hı hı. bir bileklik modeli. Yine burada da çeşitlilikler evet. var. Mesela yine, bunu hem gördüğünüz üzere bu daha kolay, daha sade. Günlük kullanıma uygun bir kolye görüyoruz şu an. Fakat gece dışarı mı çıkacaksın? Abiye mi giydin? Evet. Buyurun efendim. Bunların mesela satış fiyatları nedir hocam? 50-55 civarı olabilir. 50-55 civarı. Yine kristal ve doğal taşlarla birleştirilmiş bezeme tekniği dediğimiz bir kolye çalışmamız mevcut. Doğal taş için işine girince birazcık tabii daha ki, maliyetli daha farklı oluyor. Oluyor ama evet. yine de tabii ki diğerleri kadar değil. Tabii ki. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz üzere şık görünmek için, güzel görünmek için takıya evet biraz ihtiyacınız var. Fakat mücevher olmak zorunda değil bunlar. Daha düşük maliyetlerle siz de kıyafetlerinize uygun bir şekilde şıklığınıza şıklık katabilirsiniz efendim. Bugünlük bizden bu kadar. İyi yayınlar diliyorum Cansu. Düşük maliyetle güzel takıları siz de evde yapabilirsiniz. İpuçlarını Dilara'mız aktardı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi güzel bir türkü dinleyelim. Ardından stüdyoda sohbetimize devam edeceğiz. Yine gam yükünü kervanı geldi. Yine gam yükünü kervanı geldi. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seni. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle. Eremem lokmana çaresiz kaldım. Eremem lokmana çaresiz kaldım. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle. Bağımıza gazel düştü de güz oldu. Bağımıza gazel düştü de güz oldu. Geçti bu vakitler yavrum hemen tez oldu. Geçti bu vakitler yavrum hemen tez oldu. Derdim bin bir iken 1500 oldu. Derdim bin bir iken
çekemem bu derdi de yavrum bölek seni. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seni. Hüzünlü bir türkü dinledik. Güzel yorumu Ayşenur Türkeş Menteşe'den. Hemen stüdyoda tekrar konuma dönmek istiyorum. Kadınların üzerinde çok fazla sorumluluk var. Halihazırda evlendiği zaman da iş hayatı dışında evde hem eşe hem çocuklara karşı sorumluluklar. Başarılı bir konumdasınız. Aslında biraz da sosyal yaşantınızdan bize bahsedin istiyorum. Ne tür zorluklarla karşılaştınız? Tabii yani açıkçası tabii ki kolay değil. Dediğiniz gibi kadınların sorumlulukları her ne kadar gözükmese de çok fazla. Ve iş hayatındaysanız eğer bunlar iki katına çıkıyor. Ben mesleki olarak da mesleğim gereği de aslında çok yoğun bir çalışma tempom var. Tabii ki aynı zamanda böyle bir sivil toplum örgütünün başında olmak çok daha ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Neticede programlı çalışmak zorundayım yetişebilmem için. Her şeye yetişmem gerekiyor sonuç olarak. Tabii ki burada eşimin çok büyük desteği var. Onun desteğiyle zaten birçok şeyi başarıyorum. Sonuçta hoşgörülü olmamış olsa ben bu çalışmaları bu kadar yoğun bir şekilde gerçekleştiremem. Hem işimde hem dernekte hem evde mecburen dediğim gibi çok rahat değilim açıkçası. Her dakika program yapmam gerekiyor. Gününüzü ancak programlamanız, tabii ki haftanızı, ayınızı değil mi? Başka türlü yetişebilmem mümkün değil ama bunlar çok güzel şeyler. Hareket. Yani bir şeyler başarıyor olmak sonuçta kafsiyat benim için gerçekten çok önemli. Yani en büyük temennim kendi dönemimde çok daha ileriye taşımak kafsiyatı. Tabii ki geriye dönüp baktığımda yorgunluklarım, yetişemediğim ya da mutlaka aksattığım bazı özel hayatımda şeyler olacak ama önemli olan ortaya güzel işler çıkarmak. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. 2016'nın da aslında hemen başındayız. Daha Ocak ayını bitirmedik. Bu dönemde, bu sene içerisinde neler planlanıyor? Neler yapacak kafsiyat? Dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii. Son olarak. Şube çalışmalarını başlattık demiştik. Bununla ilgili hedef koyduk. Yani çok hızlı bir şekilde başladığımız için çok da olumlu yanıtlar almaya başladık. Hedefimiz 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin hemen hemen birçok ilinde örgütlenmiş olmak. Bunu tamamlamayı düşünüyoruz kesinlikle 2016'da. Ve bu çalışmalardan sonra Türkiye genelinde başta bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. Tüm illerdeki temsilciliklerimizin ve Türkiye'deki tüm iş adamlarının yer aldığı. Tabii bu çalıştayda neler olacak? Derneğimizle ilgili, yani kafsiyatla ilgili önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz? Onları konuşacağız. Onun dışında üretimde verimlilik, işletmelerde risk yönetimi, iletişim kaynaklarının etkin kullanılması, enerji kaynaklarının verimli kullanılması gibi akademisyenlerden de destek alarak bir program gerçekleştireceğiz. Peki son olarak vermek istediğiniz mesajlar var mıdır? Bursa TV aracılığıyla izleyenlerimize duyurmuş olalım. Yani kafsiyat olarak tabii ki buradan Kafkas kökenli hemşehrilerimize selamlar gönderelim. Evet, selamlar yolluyorum. Mutlaka ki bizi tanıyorlar. Zaten sürekli iletişim halindeyiz. Önümüzdeki süreçte ben hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda Türkiye'de, yani özellikle hani çok fazla siyasete de girmek istemiyorum ama bir barış ve huzur ortamının, kesinlikle bir sükunetin sağlanmasını temenni ediyorum. Ekonomik anlamda da yatırımcıların zaten ellerinden geleni yapıyorlar ama umarım büyük yatırımlarla Bursa'mızın ekonomisinin, Türkiye ekonomisinin daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum katılımınız için Çiğdem Hanım. Kafsiyatı anlatmış olduk Bursa TV ve ben Güne Başlarken aracılığıyla. Çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkürler. Değerli Güne Başlarken izleyicileri, programımızın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler 10.30'u gösterdiğinde özel konu ve konuklarla birlikte tekrar karşınızda olacağız. Güzel bir türküyle veda ediyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Ne feryat.
dersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül. Senin bu feryadın anam lokmana kalsın. Senin bu feryadın anam lokmana kalsın. Bu dünyada eremezsem murada, bu dünyada eremezsem murada, huzuru mahşere anam divana kalsın. Huzuru mahşere anam divana kalsın. Ne zinmet edeyim bir kaşık are, ne zinmet edeyim bir kaşık are, şu sineme açtı anam onulmaz yâre, şu sineme açtı anam onulmaz yâre. Dünya tabip gelse derdime çare, dünya tabip gelse derdime çare, derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Derdimin